hoş geldiniz. Alnının terini fıstık tarlasında, biber tarlasında, alnının terini bağlarda toprağa damlatan, o topraktan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını arayan, yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisinden başka bir şey olmayan güzel Gaziantep'in yiğit, mert, çalışkan insanları, hepiniz hoş geldiniz. Burada sadece Gaziantep'ten değil, Şanlıurfa'dan, Adıyaman'dan, Adana'dan, Osmaniye'den, Kilis'ten ve bölgemizin dört bir yanından bugüne kadar seslenip de haykırıp da sesini duyuramayanlar, sesleri ulaşsa da sözlerine değer verilmeyenler bugün buraya, bundan sonrasını konuşmaya, bundan sonra ne olacaksa onu burada hep beraber haykırmaya geldiler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tarım Türkiye'de stratejik ve bir o kadar da hayati bir sektör. Toprak vatanımız, tarım ekmeğimiz. Yıllarca bir tarım ülkesi olmakla kendi kendine yeten az sayıda ülkeden biri olmakla övündük. Maalesef şu anda ithalata muhtaç olan, çiftçisi yok sayılan, kendi çiftçisine vermediği, aktarmadığı kaynakları yabancı ülkelere aktaran bir ülke konumuna geldik. 2003 yılında bu memlekette 2.8 milyon çiftçi vardı. O günden bugüne nüfusumuz 20 milyon arttı. Beklersiniz ki çiftçi sayımız da 500 bin, 1 milyon artsın. Ama bugün 2.3 milyon çiftçimiz var. 20 milyon nüfus artmış, yarım milyon çiftçi kayıp. Ne oldu onlar? Onlar yok oldular, iflas ettiler, topraklarından koptular, büyük şehirlerin gecekondularında, büyük şehirlerde iş arayarak bulabildilerse bir asgari ücretle geçinmeye çalışarak, yoksa gündelik işlerde çoluğunun çocuğunun ekmeğinin peşine koştular. Oysa böylesine bir tarım ülkesinde, böylesine bir tarım ülkesinde çiftçilerin çocuklarının da çiftçi olmasını, herkesin toprak sahibi olmak istemesini, geçimin oradan sağlanmasını beklersiniz. Yarım milyon çiftçi kayıp. Türkiye'de resmi rakamlar gösteriyor ki çiftçilerin yaş ortalaması 58'e dayanmış. Bu 20 yıl önce 30'lu yaşlardaydı. Yani bu iktidar çiftçiyi toprağından kopardı. Sadece belli bir yaşın üstündekiler gidip de başka yerde ekmek arayamayacaklar, mecburen çalışıyor. Ancak gençlerin hepsinin gönlü başka yerlerde. Bugün çiftçilik yapan 4 gençten 3 tanesi gelecek sene iş bulursam bir büyük şehre giderim diyorsa, işte sorun buradadır. Hani Tayyip Bey, Devlet Bey, ikide bir bekar sorunundan bahsediyorlar ya.
lütfen yuvalamayın ama ben hayatımda kimseyi yuvalamadım. Kimseyi de yuvalatmadım. Ama gerçekten lütfen bu meydanları bu Türkiye'nin dört bir yanında kendiliğinden ürünlerini yola dökenleri, sütünü dökenleri, fıstığını dökenleri, karpuzu yere vuranları, çayı yakanları, fındığı dökenleri görün. Bu tepkiyi görün. Bu tepki siyasi değil, insani bir tepkidir, vicdani bir tepkidir. Tayyip Bey, Devlet Bey her fırsatta bir beka sorunu icat etmeye çalışıyorsunuz ya. Efendim o beka sorunudur, bu beka sorunudur. Siz gelmeden önce kendi kendine yetebilen bir ülke bugün buğdayı dahi ithal ediyorsa, bugün yem süt paritesi bırakın 1,5'u 0,9'lara gelmiş, canım süt veren inekler bıçak altına gidiyorsa, bugün fıstık üreticisi bırakın geçinmeyi borçlarını ödeyemiyor, hacizle karşı karşıya kalıyorsa, bu siyasi değildir, vicdani bir tepkidir, insani bir tepkidir. Yerel seçimlerden bu yana üreticilerin haykırışları, isyanları hep kulağımızda. Ben onları duyuyorum ama birileri duymuyor. Ben onları duyduğum gibi onların yanına gidiyorum. Onları dinliyorum. Sorunu duyduğum gibi nasıl çözüleceğini de anlatmaya çalışıyorum. Sesimizi duyurun. Geçmişte çok söyledim. Sizi duyuruyorum. Sesinizi duyurmaya geldim diye. Yine sesinizi duyuracağım. Ama bu sefer sesinizi bu iktidara, onun küçük ortağına değil, sesinizi bütün Türkiye'ye duyuracağız. Çünkü artık bu hükümetin bu ülkeye verecek hiçbir şeyi yoktur. Bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yorgundur, tükenmiştir, çare üretememektedir. Derdinizin çaresi bu iktidarda değil, bu iktidarı değiştirmektedir. Elbette üzgünsünüz, elbette kızgınsınız. Elbette umutsuzsunuz ama üzülmeyin, elbette var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün buradan başka meydanlarda duyduklarımızı da söyleyip yalnız olmadığınızı hatırlatmaya geldim. Rize, Tayyip Bey'in memleketi, 19 lira çayın maliyeti, 17 lira verdi fiyatı, Rizeliler isyandadır. Tekirdağ Hayrabolu'da buğday mitingi yaptık, ancak isyan Konya'da da vardır, Osmaniye'de de vardır, Çukurova'da da vardır, Türkiye'nin dört bir yanında vardır. Geçen sene 8 lira 25 kuruş olan buğdaya bu sene 9 lira 25 kuruş fiyat vermişler. Buğday üreticisinin adeta canını okumuşlardır. Giresun'a fındık mitingine gittim. Ziraat odaları hesap kitap yapmışlar. 165 lira olmazsa fındık asla borçlar ödenmez dediler. Gittiğim gün fiyat açıkladılar, 135 lira verdiler. Orada da 40 gün vade, yok çeri yok çöpü dediler. Bugün
135 lirayı arıyor fındık üreticisi. 115 liradan fındık işlem görmektedir. Burdur'a gittim. Burdur'da fasulye tarlasına girdim. Aynı bugün burada fıstık bahçesine gittiğim gibi fasulye tarlasında şunu gördüm. Taze fasulyenin kilosu 8 lira. Sordum, şaşırdım. Eşim son pazara çıktığında 100 lira diyordu. Kaç para? İstanbul'da 120 lira. Muğla'da, Bodrum'da 140 lira. Burdur'da, bakın Burdur'da 80 lira. Şurada tarlada fasulye 8 lira. Burada pazarda 80 lira. Buradan buraya gelene kadar bir ürün 10 kat zamlanıyorsa bunu ne nakliyeyle, ne genel giderlerle, ne başka bir şeyle asla izah edemeyiz. Üretici mağdur, hakkını alamıyor. Tüketici mağdur, o fiyatlara yiyemiyor. Arada birileri 72 lira para kazanıyor. Bu fıstıkta da böyle, çayda da böyle, fındıkta da böyle, fasulyede de böyle, üzümde de böyle. Demek ki sorun nerede? Demek ki sorun sistemde. Demek ki sorun iktidarda. Çare iktidara ricada bulunmakta değil, bu iktidarı değiştirmektedir. Bu iktidarı değiştirmekte. Burası, bu bölge, sizler başta Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, bu bölge Türkiye'deki fıstık üretiminin 1/4'ünü, Antep fıstığı üretiminin %75'ini gerçekleştiriyor. Dünyadaki toplam üretimin %12'sini sizler yapıyorsunuz. Ancak fıstık üretirken bu zorluğa sizler katlanıyorsunuz. Fıstık üretmek zor iş. Emek ister, alın teri ister, sabır ister. Bir fıstık bahçesinde bugün gittim, çıkışta gözleri de görmeyen bir amcam yolumu kesti. Dedi ki tam verim için tam 15-20 yıl bekliyorsun fıstık ağacı verime gelsin diye. Çocuğuna bakar gibi bakıyorsun. Bazen onun ilacından önce ağacın ilacını alıyorsun. Bazen kendin aç kalıyorsun, ağacı gübresiz bırakmıyorsun. Ama maalesef bu emeğin karşılığını almak için 20 yıl bekliyorsun, sonra bir var yılı oluyor, bir yok yılı oluyor. Bu kadar emeğin, bu kadar masrafın sonunda çiftçi rahat etmek, rahat bir nefes almak istiyor. Ama bugün fıstık üreticisinin nefesini kesenler var. Bugün fıstık üreticisinin cebine göz dikenler var. Bugün Ziraat Odası başkanlarımla konuştum. Üreticilerle konuştum. Fıstıkla ilgili kim varsa konuştum. Diyorlar ki geçen sene fıstığın kilosu 110 liraydı. Boz fıstık bugün gösterdiler boz fıstığın. Nerede benim fıstık? Ablam bana traktörün üstünden fıstık verdi. Teşekkür ederim. Geç geç. Bu fıstığı traktörün üstünden geldi. Bu fıstık boz fıstık. Doğru mu? Bunun fiyatı geçen sene 110 liraydı. Doğru mu? Şimdi o günden bugüne kadar bütün her şeyin fiyatı 2 kata 3 kata çıktı.
Ben şimdi söyleyeyim. Öyle yalan, dolan yok. Sahte konuşmalar yok. İşte fıstık burada. İşte fıstık üreticisi burada. İşte millet televizyonlarının başında. Geçen sene gübrenin çuvalı 1600 lirayken bu sene 3000 liraya çıktı. Doğru mu? Geçen sene ilaç 340 lirayken bu sene 600 liraya çıktı. Doğru mu? Mazot 24 liradan 45 liraya çıktı. Doğru mu? Sulama maliyeti 3 kat arttı. Doğru mu? Geçen yıl markette 350 liraya satılan fıstık şimdi markette 600 liraya satılıyor. Doğru mu? Peki bütün masraflar 2 kat 3 kat artmış. Bu ürünün, bu mübarek ürünün, bu sizlerin geçiminin, bu Gaziantep'in geçiminin ana maddesi bu ürünün fiyatı geçen sene 115 lira da bu sene niye 90 lira? Niye 95 lira? Bu akılla, vicdanla, mantıkla izah edilebilir mi? Buradan bu ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz. Bir avuç tüccarı korumayı bırakın. Bir avuç tüccarı aracıyı zengin etmeyi bırakın. Bu insanların emeğine göz dikmeyi bırakın. Fıstık üreticisini karınca gibi görüp ona tepeden bakıp onu ezmeyi bırakın. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Derdi sen çekeceksin. Doluyu tepene sen yiyeceksin. Yağmurda sen ıslanacaksın. Rüzgarda sen titreyeceksin. Çırpmayı sen yapacaksın. Parayı başkası kazanacak. Yok öyle yağma. Yazıklar olsun bu düzene, yazıklar olsun. Şimdi Tarım Bakanı orada burada abuk subuk telefon konuşmaları yapmayı bırak. Şundan haberin var mı? Geçen sene 4 kilo fıstık satıp bir işçi yevmiyesi ödeniyordu. Bu sene 10 kilo fıstık satıp bir işçi yevmiyesi ödeniyor. Doğru mu? Buradan bir kez daha soruyorum. Bütün Türkiye duysun. Geçen sene bir kilo fıstık 4 litre mazot alıyordu. Bu sene 2 litre mazot alıyor. Doğru mu? Böyle hesap olmaz olsun. Onun için buradayım. Onun için sizin sesinizi öyle Tarım Bakanı'na, Devlet Bey'e, Tayyip Bey'e duyurmak için değil, duymuyorlar. Onlar garibanın, yoksulun, işçinin sesini değil, onlar zenginlerin, yandaşların, varsılların, gününü gün edenlerin sesini duyuyorlar. Sizin sesinizi biz duyuyoruz. Biz sizi çaresiz bırakmayacağız. Fıstık üreticisinin vardır bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Yarın iktidarda olsak yapacaklarımı söyleyeceğim. Yani evet sorun var biliyoruz ve bu sorunu eleştiriyoruz. Öyle bir parti değiliz biz. Cumhuriyet Halk Partisi kuru kuruya eleştiren, her şeyi eleştiren, sadece eleştiren bir parti değil.
Cumhuriyet Halk Partisi bir sorun varsa sorunu gören, çözümü bilen, çözüm yollarını söyleyen partidir. Yarın iktidar olduğumuzda Toprak Mahsulleri Ofisi derhal nasıl Fisko Birlik kapandı, Toprak veya Fisko Birlik o işlevini kaybetti, TMO'yu fındık alıyorsa, nasıl Manisa'da kuru üzüm alıyorsa, nasıl hububat alıyorsa Toprak Mahsulleri Ofisi Gaziantep'te, Siirt'te, Şanlıurfa'da, Adıyaman'da Antep fıstığını da almak durumundadır. TMO fıstık alacak. Fıstıkta derhal taban fiyat uygulamasına geçeceğiz. Desteklemeler arttırılacak. Bir yıl sonra değil, sezon öncesinde destekleme ödemeleri yapılacak. Eskiden Güneydoğu Birlik vardı. Doğru mu? Güneydoğu Birlik, AK Parti geldi 2002. 2004'te beline kazmayı vurdu. 2006'da ensesine bir tane daha vurdu. 2022'de de tamamen kapattı. Bugünkü sıkıntı Güneydoğu Birliği'nin olmaması. Onun piyasayı düzenleyici bir fiyat, bir taban fiyat ilan etmemesi. Onun alım yaparak sizi diğer alım yapan belli tüccarların eline mahkum etmemesinden kaynaklanıyordu. Bu yüzden yeniden üretici birliklerini açmak, kooperatifleri açmak, sizleri bir ve bir arada tutmak, sizleri bir kurtlar sofrasına yem etmek değil, sizleri bu piyasanın ana aktörü yapmak boynumuzun borcudur. Artan sıcaklıklar fıstıkta verimi düşürüyor. Bugün gösterdiler. Eskiden %5 boş fıs çıkardı diyorlar. Şimdi %20-25'e çıktı. Sulama zaruri hale geldi. Fıstığın sulanabilmesi için gerekli projelerin hızla başlatılması lazımdır. Fıstığa katma değer kazandırmak, fıstığın ihracatını arttırmak, katma değerli ürünler olarak büyük gelir elde edecek şekilde fıstığı ihraç etmenin yollarını bulmak gerekmektedir. Üreticilerin, fıstık üreticilerinin banka borçları çoktur. Bankaya borç olanlar bir elini kaldırsın. Bankaya borcu olanlar. Bu borçların faizleri tamamen silinmeli, ana para yıllara bölünmelidir. Bunun başka bir yolu yoktur. Köylere icra araçları gelmekte, sarı taksilerden icra memurları inmekte, köylü milletin efendisiyken perişan hale getirilmektedir. Buradan açıkça söylüyorum, köylüye Çukurova'da al ananı da git diyen son cumhurbaşkanının değil, köylü milletin efendisidir diyen ilk cumhurbaşkanının peşindeyiz. İlk cumhurbaşkanının. Bölgede sadece fıstık değil, kırmızı biber üreticileri de feryat ediyor. Onları da gördüm, onları da duydum. Geçen sene Islahiye'de tarlada 130 lira olan biber bu yıl 60 liraya alınıyor, alıcı bulamıyor.
Bütün masraflar biraz önce konuştuğumuz gibi iki kat artmasına rağmen ıslahiye yarı fiyatına kırmızı biber satmak zorunda kalıyor. Yetmezmiş gibi, daha doğrusu bu sorunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de yurt dışından kırmızı biber ithalatına izin veren bizim üreticimizi düşünmeyen anlayıştır. Bunun için Gaziantep'in fıstık üreticisinin, kırmızı biber üreticisinin ve yine Gaziantep'in üzüm üreticisinin sorunlarının çözümü onlardan yana bir iktidarın iş başına gelmesinden başka bir çare görülmemektedir. Çiftçi yok kalır, yok sayılarak millet açlığa itiliyor. Bugün Türkiye'nin her tarafında çiftçiler ayaktadır. Bugün Türkiye'de bir tarım krizi vardır. Fiyatlar çiftçi için ucuz, tüketici için pahalıdır. Tarlada 10 lira olan ürün markette 100 liradır. Ama Tayyip Erdoğan çiftçilerin sıkıntısı yok diyor. Bizi de çiftçilerin sorunlarını istismar etmekle suçluyor. Rahatsız oluyor. Bunları konuşmayın diyor. Onun yerine kavga çıkarmak, tartışma yapmak, polemik yapmak ve gündemi saptırmak istiyor. Allah eksikliklerini göstermesin. Kendilerini hükümetten görmeyen, muhalif olduğunu söyleyen bazıları da bunların peşine takılıp olur olmaz gündemlerle başka şeyler konuşmak istiyor. Buradan hem Erdoğan'ı, hem Sayın Bahçeli'yi, hem de kendini muhalefetten görüp milletin derdini görmeyen sığ siyasi kavgalar isteyenleri uyarıyorum. Vallahi de yapmayacağım, billahi de yapmayacağım. Sizin sahte gündeminizin peşine takılıp Antepli fıstıkçıyı yalnız bırakmayacağım. Benim derdim 12.500 liraya geçinmek zorunda olan emeklidir. Benim derdim maaşına zam yapılmayıp enflasyona ezdirilen emekçidir. Benim derdim Rize'deki çaycı, Manisa'daki üzümcü, Antep'teki fıstıkçıdır. Çukurova'daki pamukçuyu, Konya'daki buğday üreticisini, Tekirdağ'daki ayçiçek üreticisini bırakıp da sizin peşinize düşeceklere yazıklar olsun. Ben milletin yanındayım. Bir de çıkmışlar, efendim gelin anayasa yapalım. Sen önce milletin anası ağlıyor, anası ağlıyor. Bu milletin sesini duy, ondan sonra gel. Milletin sesini duymayanla, mutfaktaki yangını söndürmeyenle, emekliye hakkını vermeyenle, fıstık üreticisini sömürenle konuşacak kelimemiz, yürüyecek yolumuz, yapacak anayasamız yoktur. Bizim yolumuz Antepli fıstık üreticisinin, biber üreticisinin mutfağına, evine, çoluğunun çocuğunun ekmeğine giden yoldur. Benim yoldaşım sizlersiniz. Sizinle birlikteyim. Bugün iktidar partisinin ve ortağının derdi birbirine hareket çekmek, tavır yapmak. 17-25 diye bir tane takvim bulmuş, arkadan gösteriyor, onu tehdit ediyor.
öbürü kararname çıkarırken öbürünü tehdit ediyor. Dostlar alışverişte görsün, birbirlerini yiyorlar ama milleti açlığa, yoksulluğa, sefalete, işsizliğe terk ediyorlar. O yüzden kendinden başkasını düşünmeyenlere inat, Halkın Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki, üzülmeyin, enseyi karartmayın, sakın korkmayın, hepinizin yanındayız. Vardır bunun bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün burada yerel seçimlerden sonra ilk kez Gaziantep'teyim. Bir olan belediyemizi üçe çıkardık. Karkamış Belediye Başkanımızı Nizip'e yollarken Karkamış'ı yeniden kazandık. Ayrıca adını 1920'deki büyük işgale direnişten alan anacığının yüzündeki örtü, başındaki örtü indirilmeye çalışırken Fransız askerine direnen, dipçiklerle öldürülen Mehmet Kamil'den adını alan bu Cumhuriyet kentinde, bu Cumhuriyet ilçesi Şehit Kamil'i kazandık. Hepinize teşekkür ediyorum. ...1989'da... büyük şehir olan Gaziantep'i iki dönem SHP, bir dönem CHP'den 15 yıl boyunca Celal Doğan yönetmişti. Bu büyük şehri, Cumhuriyet Halk Partili, bu büyük şehri sosyal demokrat bir belediye başkanının yönetmesi geçen seçimlerde bile işten bile değildi. Ama bu seferlik olmadı. Çok açık söylüyorum. Kusur sizde değil, bizdedir. Kusur sizde değil, bizdedir. Ve biz hep beraber bu kenti, adında gazi olan bu kenti, Cumhuriyet için çok önemli olan bu kenti, büyük şehirleriyle ve tüm ilçeleriyle birlikte ilk seçimlerde kazanmaya and içiyoruz. Söz veriyoruz. Her ne kadar seçim sonuçlarını Gaziantep için yeterli görmesem de, Şehit Kamil için bütün örgütümüzün şahsında Hasan Uşit Yıldırım ilçe başkanımızı, Karkamış'taki örgütümüzün şahsında Metin Göğe Bakanı, Nizip örgütümüz adına Mehmet Murat Alagöz'ü tebrik ediyor. Nizip'te Ali Doğan'ın, Karkamış'ta Mustafa Güzel'in, Şehit Kamil'de Umut Yılmaz'ın. Bundan sonra halk için, bu güzel şehrin güzel insanları için var güçleriyle çalışacaklarına yürekten inanıyor, başarılar diliyor. Genel başkanları olarak her daim arkalarında olduğumu ifade ediyorum. Şehit Kamil'de geçtiğimiz günlerde ayağımı da kırmışım. Televizyonda bakarken bir gördüm ki belediyenin bir dondurma karavanı var. Mahalle mahalle geziyor. İşte orada gördüm onu şimdi yine. O değil mi başkan? Çeksin orada pembe dondurma karavanı. Mahalle mahalle geziyor. Yoksul çocuklara ücretsiz dondurma dağıtıyor. O gözlerdeki ışığı gördüm. O yüzlerdeki gülümsemeyi gördüm. Ve dedim ki, iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi ki onun
gencecik bir belediye başkanı umut var. İyi ki gelecek için umut var. Kent lokantaları açıyoruz. Hızla artacak. Bugün kreş açtım. Devamı gelecek. Görülmedik 40 bin ton asfalt döktük. Arkası durmadan devam edecek. 20 bin ihtiyaç sahibine koştuk. Asla yalnız kalmayacaklar. 32 bin metrekare agroparkta tarım eğitimi yapıyoruz. Artarak devam edecek. Okullarında takdir teşekkür alanlara bisiklet hediye ettik. Devam edecek. Ve buradan bütün Türkiye'ye söylüyorum ki bu zengin sevenler yerine yoksulu gözetenler, rantçılar yerine halkçılar ve bu milleti ayırıp, bölüp, kutuplaştırıp seçim kazanmak yerine bu milleti birleştirenler eninde sonunda başaracaklar, kazanacaklar. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız, Türkiye kazanacak. Onun için de diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakı en büyük, en güçlü ittifaktır. Bu ittifak renklerini karşınızdaki ay yıldızlı al bayraktan alır. Bu ülkeyi seven herkesin ittifakıdır. Bu ittifak sosyal demokratların olduğu kadar milliyetçi demokratların, muhafazakar demokratların, Kürt demokratların, sol demokratların, bu ülkede yaşayan ve kendini demokrat olarak gören herkesin ittifakıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz. Türkiye'nin bütün demokratları birleşin, yan yana durun. Başınızda emeğinizi sömüren, alın terinizi sömüren, sizin hakkınızı başkalarına yediren bu iktidardan kurtulun. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye İttifakı'nda hep birlikte başaracağız. Ve bugün yollara dökülen, Türkiye'nin dört bir tarafında yollara dökülen bütün çiftçilere sesleniyorum. Bundan sonra derdimiz sadece kendimize ait bir dert değildir. Bundan sonra fıstık üreticisi Mehmet abi, fındık bahçesindeki Zeynep ablanın, buğday üreticisi Mustafa kardeşim, emekli Refika teyzenin, asgari ücretli Musa kardeşim, iş bulamayan Rabia kardeşimin can yoldaşıdır. Hep birlikte hepimizin derdini birlikte sahipleneceğiz. Hep birlikte sesimizi yükseltecek, hep birlikte mücadele edecek, hep birlikte kazanacağız. Kimseyi arkada bırakmayacağız. Kimseyi yalnız bırakmayacağız. Buradan bütün Türkiye'ye, örneğin Rize'ye, Tekirdağ'a, Konya'ya, Kayseri'ye, Manisa'ya, Antalya'ya, Artvin'e, Urfa'ya sesinizi duyurmaya var mısınız? Bundan sonra birlikte hep beraber halkın iktidarını kurana kadar mücadeleye var mıyız? Hep birlikte çalışmaya, hep birlikte kazanmaya, hep birlikte hakça bölüşmeye var mıyız? İşte bizim gücümüz burada. Bundan sonra Tayyip Bey'e
ses duyurmaya çalışmak yok. Duymuyor. Duymadı, duymayacak. Biz gücümüzü kendimizden, biz gücümüzü fıstık bahçesine damlattığımız alın terinden, biz gücümüzü namusuyla çalıştırıp yetiştirdiğimiz çocuklarımızın geleceğinden, biz gücümüzü fabrikalardan, tarlalardan, biz gücümüzü sokaklardan ve halktan alıyoruz. Gücünüzü kullanmaya var mısınız? Mücadeleye var mısınız? Kazanmaya hazır mıyız? Hep beraber kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Biz kazanacağız. Biz başaracağız. Bu meydandan Türkiye'nin bütün emekçilerine güçlü bir alkış istiyorum. Güçlü bir alkış. Bilmeyen bütün emeklilere, emeklilere bir alkış. Bu ülkenin çiftçilerine bir alkış. Bütün mağdur ve mazlumlara bir alkış. Gaziantep'ten, bu gazi kentten bütün Türkiye'ye söz veriyoruz. Bunlar duymadılar, duymuyorlar, duymayacaklar. Bu maaşlarla, bu fiyatlarla, bu yönetimle geçim olmuyor. Demek ki seçim olacak, o seçimi biz kazanacağız, siz kazanacaksınız, Türkiye kazanacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Evlatlarınıza, büyüklerinize sağlık. Hepinizi yürekten selamlıyorum. Hep birlikte başaracağız. Hep beraber biz başaracağız. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım, sizi biraz bekleteceğiz. Şehit Kamil Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz, size halı üzerine dokunmuş al bayrağımızı hediye edecek. Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yeleme rağmen. Türkiye'nin her yerinde üreticilerin hakkını savunan Genel Başkanımız Özgür Özel, gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor. Türkiye İttifakımızın mimarı, ikinci yüzyılın lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sizleri, bölge milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanlarımızla birlikte sevgiyle, saygıyla selamlıyor. İlginize, sevginize teşekkür ediyorum. Acıda kahırda çekmiş geliyor.